Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma hala abone değilseniz eğer destek için abone olmayı, beğenmeyi ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bugünkü konumuz tavşanım dişlerini nasıl törpüler? Yani neyle törpüler? İlk şeyimiz ağaç olacak. Ağaçlarla tavşanlarınız dişlerini çok güzel törpüleyecektir. Bu arada şurada da görebilirsiniz. Bu şekilde tavşanlarınıza sevdiği ağacı vererek tavşanınız dişlerini çok güzel bir şekilde törpüleyecektir. Bu şekilde törpülemesi gereken, yani dişlerini neyle törpülemesi gerekir gibi malzemelerin hepsini bu şekilde sırasıyla buraya koyacağım. Bu arada tavşanınız şöyle söyleyeyim. Diyelim ki bu ağacı verdiniz. Bu ağacı kemirmek istemeyebilir ama siz sevdiği ağacı arayacaksınız. Ne zaman ki sevdiği ağacı, sevdiği kemirme taşını buldunuz, işte o zaman tavşanınızı o ağaçtan sürekli bulunduracaksınız. Bu arada tavşanımıza maşallah demeyi de unutmayın. Hadi bunu da kemir. Zaten tavşanlar ağaç kemirmeyi çok seviyor. Bunun yanında ek olarak da kuru samanını ve kuru yoncasını eksik etmeyin. Aferin sana. Maşallah. Bu arada çiş püskürtme ile alakalı video yapacağım. Çünkü bu konuyla alakalı insanlar tavşan alıp erkek tavşanı çiş püskürttükten sonra tavşan beslemeyi bırakan çok insan oluyor. Bu konuya da değineceğim ama bugünkü konumuz tavşanların ağaç kemirmesi ile alakalı olacak. Bu şekilde ağaçlarla tavşanınızın dişlerini törpületebilirsiniz. Aferin sana. Arkadaşlar, videoyu çok fazla uzun tutmak istemiyorum. Buradaki amacım tavşanlarınızın dişini törpülemek için ilk olarak ağaç almalısınız olacak. Yani bu şekilde diğer törpüleme malzemelerini de size göstereceğim. Bunların hepsini bir arada tutmak zorundasınız. Sadece ağaç önüne koymayın. Hepsi bulunmak zorunda. Tavşanınızın önünde olması gerekiyor. Bu şekildeydi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım videom faydalı olmuştur. Kanalıma hala abone değilseniz eğer destek için abone olmayı, beğenmeyi ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Şimdiden hoşça kalın.